Şimdi maalesef, maalesef konuştuklarınız arasında çok az kaldık biz. Çok az kaldık. Maalesef arkadaşlarımızı şu an kaybettik. Yaşayanlarla da siz şimdi sohbet ediyorsunuz. Bu da beni duygulandırıyor. Memnun da ediyor, duygulandırıyor da. Herkese merhaba. 80'lerin sonu, 90'ların başında çocukluğunu ve gençliğini yaşayan herkesin rutini, efsane dizi Bizimkilerin efsane oyuncularıyla keyifli söyleşiler yapıyoruz. Bugünkü konuğumuz tiyatro, sinema ve seslendirme sanatçısı, tiyatromuzun büyük bir duayeni, Bizimkiler dizisinde de Muvaffak Hoca rolünü oynayan sevgili Zihni Göktay. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Çok heyecanlıyım. Ben sizinle röportaj yaptığım için onu söyleyeyim. Ben de bir nostalji yaşayacağım. Ben de çok heyecanlıyım. Çünkü böyle bir nostalji yaşayacağımı hiç ummuyordum. Yani iyi ki el verdiniz bu konuda. Sağ olun. Hem mekan ile alakalı hem de Bizimkiler dizisiyle alakalı bahsettiğiniz bu nostalji o. Anladığım kadarıyla. Fakat sizin tabii şimdi sanat yaşamınızdan da konuşmadan olmaz, hazır Zihni Göktay ile konuşmuşken. siz Pertevniyer Lisesi mezunusunuz. Evet efendim. 1973'ten beri şehir tiyatrolarında görev yapıyorsunuz. Evet. Yanlış değil bu bilgiler, doğru. Doğru. Sanat yaşamınızın başlangıcından biraz bahsedebilir misiniz? Biraz konuşalım mı? Efendim şöyle oldu. Ben 6-7 yaşındayken beni babam zanaatkardı, ben sanatçı oldum. Sanatçı da değildi, oyuncu oldum yani. Babam beni Darül Bedai Güzellikler Evi Şehir Tiyatrosu'nun çocuk bölümüne götürüyordu beni. Hiç dükkanını kapatır, cumartesi çalışır da pazar günleri hiç üşenmez beni çocuk oyunlarına götürürdü. Tiyatroyla öyle tanıştım. Sonra ilkokul çağlarında müsamerelerde devam etti. Sonra ortaokul ve lise çağlarında tiyatro koluna ayrılarak, sonra Eminönü Halk Evi ve profesyonellik oldu. 19 yaşında profesyonel oldum. Şeyde profesyonel olmamın bir nedeni de burada Ankara'da değildi, İstanbul'da değildi, Ankara'da profesyonel oldum ben. Yaşar Kemal ile Fakir Baykurt benim profesyonel olmama neden oldu. Fakir Baykurt'un bir oyunu vardı. Oyun değil de film dedi. Vardı Yılanların Öcü diye. Yılanların Öcü'nde ben orada 19 yaşında olmama rağmen 48-50 yaşlarında bir şeyi canlandırdım. Agali Dayı diye bir rol vardı. Ondan sonra Yaşar abi, Allah rahmet eylesin, dedi ki buraya gel dedi bana. Gittim. Sen dedi kaç yaşındasın dedi, 18 buçuk 19 dedi. Ya dedi sen bu 50 yaşında adamı nasıl canlandırıyorsun ya dedi, ne güzel oynadın dedi. Hocam dedim bilmiyorum ama ben karakter, ya kendi yaşımda rolleri hiç oynamadım dedim, yani hep dedim yaşlı rolleri oynadım ben. O zaman sen dedi şimdi git dedi, kartı uzattı bana, yazdı. Gülür Sürür ve Engin Cezer Tiyatrosu'nda dedi. Benim dedi bir oyunum oynayacak dedi. Teneke dedi. O da romandır dedi. Oyunlaştırırlar dedi. Git oraya dedi. Orada bir dedi bir şey var dedi. Bir rol var dedi. Eni Cami'nin arkasında dedi daktilocular var dedi. Arzu Halciler. Evet, Arzu Halciler var dedi. O Arzu Halcilerden bir tanesini sen oyna dedi. Ben de yazıyorum dedi. Tamam hocam dedim çekinerek. Oraya gidiyordum ben. Tam Galatasaray Postanesi'nin önünde şeyde Beyoğlu'nda Galatasaray Postanesi'nin önünde
arkadaşlarım Erdinç Üstün, abim benden 3-4 yaş büyüktü. Selçuklu Ergüven'e rastladım. Nereye Zeyni dediler. Dedim böyle böyle profesyonel oluyorum abi dedim. Heyecanlı. O profesyonel olmak çok zor o zaman yani. Hayır gitme dedi. Buradan dönüyoruz dedi. Niye? Şeyde Şensiz Operatörü'nün orada dedi küçük sahnede şeyde dedi oyuncuya ihtiyaçları var dedi Ankara Meydan Sahnesi dedi şeye geldi ses tiyatrosundalar dedi öyle mi dedim biz dedi oraya gidiyoruz dedi Selçuk'la dedi sen de gel niye gel beraber gidelim Ankara'ya üçümüz beraber gidelim ya ben şeye gidiyoruz. Hayır dedi. Beraber gidelim dedi. Ben de o sıralarda böyle sınıfta kaldığım için zor mezun olduğum için filan bir babamın üstünden yükümü kaldırmak istiyorum ben. Böyle bir sıkıntı var bende. Peki dedim geldim kabul ettim gittim Ankara Meydan Sahnesi'nin kulisine gittim ben ses tiyatrosunun. Böyle böyle oyuncuya ihtiyacınız varmış dedi. Haldun Taner'in Eşeğin Gölgesi adlı oyunu var. Evet ihtiyacımız var dedi. Allah rahmet eylesin. Ali Cem Köroğlu'nun babası. Çetin Köroğlu abim, ustam abim. Dedi ki 500 lira veririz dedi. İsterseniz dedi gelin dedi. Biz ihtiyacımız var dedi. Ben git fotostil dedi fotoğrafınızı çektirin. 18-24 dedi bir fotoğrafınız yoksa. 8 Kasım'da dedi, Ankara'da olun dedi. Ben size dedi, o zaman CV, MV bir şeyler yok yani böyle teknolojik şeyler. Ben size dedi, şeye göndereceğim dedi, teksti göndereceğim dedi, oyunu. 500 lira nasıl, iyi bir para mıydı o zaman? 500 lira tabii yani benim için iyi para sayılır. Çünkü Ankara'da ev tuttuğumuz zaman Erdinç abim, Selçuklu Ergüven filan birlikte tuttuğumuz zaman 500 liraya ev tuttuk. 167,5 lira benim payıma düşüyordu yani. Gerisinden de ben idare ediyordum yani. Frapan bir yaşantım yoktu zaten. Ondan sonra efendim gittik işte bir o gidiş. 10 sene. Ben geldim, geçtim, gittim. Benim etrafımda çok arkadaşlarım geldiler. Oyun Macit Flordun, işte Yıldırım Önal dahil olmak üzere büyük aktörlerle birlikte oynadım ama ben 10 sene azmettim. O tiyatroda kaldım. Ta kapısı kapanana kadar, lambriler sökülene kadar ben o tiyatrodaydım. Babam dedi ki bana rahmetli, eşini, işini, aşını iyi seç dedi. Ben üçünü de iyi seçtim. 46 yıllık bir eşim vardı. 14 ay önce vefat etti. Sizlere sağlıklı ömürler dilerim. Ama ben valizli aktör olmadım. Yani oradan oraya filan diyeydi. Ben aynı tiyatroda şey yaptım. Orası kapandı. Geldim şehir tiyatrosuna. 73'ten beri de şehir tiyatrosundayım. Darül Bedai, Güzellikler Evi. Şimdi oradan sinemaya geçişiniz ve Kemal Sunal'la filmleriniz var. Bize biraz Kemal Sunal'dan bahsedebilir misiniz? Nasıl bir dostluğunuz vardı? Orada Meraklı Köfteci filminde de vardınız. Tosun Paşa'da da vardınız. Vardım. Atla Gel Şaban'da da Halil'di galiba oradaki rolünün ismi. Evet. At yarışına alıştıran. Evet. Kemal Sunal'la nasıl bir dostluğunuz vardı? Nasıl bir insandı? Biraz anlatalım. Kemal benim tiyatrodan değil de daha çok mahalleden bir arkadaşımdı. Fatihlidir adam. Evet. Aile de öyledir çünkü Cemil ve Cengiz. Küçük Pazar'dı galiba onun doğum. Küçük Pazar'dı evet. Şimdi efendim Kemal'le tiyatroda beraber olamadık ama Kemal çok az tiyatro yaptı. Bir ara Deve Kuşu Kabare'de oynadı. Sonra da Ertem abi onu keşfettikten sonra da Şaban olarak kaldı. Ondan sonra devam etti. Bir gün karşılaştığımızda Kemal dedi ki, ulan dedi bana bak dedi, aynı tabirle söylüyorum. Ulan bana bak dedi, eşeğin kuyruğu gibi ne uzalıp ne kısalıyorsun dedi. Yani gelsene film yapalım dedi.
Kemal dedim, yani ben iyi de ben şehir tiyatrosunda dedim, çok özel tiyatroda çok sıkıntı çektim dedim. Şimdi dedim nişanlıyım da 65'li yıllar. Benim dedim yani iki dudak arasında işlerle dedim benim pek işi olmayacak galiba dedim. Sen dedim sinemanın yüzüsün. Seni keşfettiler, sen oynuyorsun ama ben her filmin dediğini oynayacağım diye bir şey dedim, kanun yok dedim, bir şey yok. Onun için ben güvenemiyorum dedim. Ama bazı zamanlarda şehir tiyatrosundan izin aldığım zaman dedim, ben senden oynarım. Tosun Paşa ilk filmi, Tosun Paşa'dır, Kartal Tibet'in ilk filmidir. 1976'ydı galiba. 76'dan evet. Daha önce. Tarih 1976. Siz daha iyi bilirsiniz. Tabii yok, estağfurullah. Evet. 1976 Kartal Tibet'in ilk sinema filmi. Evet, İlk sinema filmi Tosun Paşa. Evet, doğru. Doğru. Öyle başladım sinemaya. İlk filmi şeydir, Kartal abiyle rahmetli. Kemal her filmin bir afişiydi çünkü. Harç bitti, yapıp aydos diye benim için her zaman kayıtlıydı yani. Sizde bu işi yok ama ben her ay maaşımı almak zorunda olduğum bir zaman vardı benim şehir tiyatrosunda. 1425 liralık stajyer maaşım. Beni Muhsin Ertuğrul kadroya aldı. Vasfi Rıza Zobu aldı beni tiyatroya. Muhsin Ertuğrul da kadroya aldı. Şimdi dolayısıyla sinemaya öyle başladım. Sonra meraklı köfteci geldi. Sonra efendim Atla Gel Şaban geldi. Ve ondan sonra 20-25 film yaptım. Şöyle Fahri abla filan böyle bir sürü film yaptım ama onların hepsini bir hatırlamıyorum. Onlar kayıtta vardı zaten. Ama sinema her zaman benim önümde gitmiştir yani. Ben sinemanın arkasında gittim hep her zaman. Yetişemedim neden diyorsanız ben 76 tane oyunda oynadım şehir tiyatrosuna girdikten sonra. Bizim ön şartımız şuydu. Tiyatrodan izin almamız için şöyle, asal işimizi aksatmamak şartıyla beni şu filmde, şu film rejisörlüğünde şurada izin ve müsaadelerinizi istirham eder, rica ederim diye bir şeyimiz vardı bizim madde. O yönetim kurulu kararında oynayabilirsin dedikleri zaman gider oynardık biz. Bu son Atla Gel Şaban filmi için soracaktım. O filmin adı film çekildikten sonra konmuş galiba. Sizin bilginiz var mı bu konuda? Çünkü filmde Şaban diye bir karakter yok. Yok. Niyazi var. Niyazi var. Filmin adı Atla Gel Şaban oldu. Biliyor musunuz onu? Ay bilmiyorum. İlk defa sizden duyacağım ve de bir mütali olacağım. Şaban ismi daha iyi gidiyor diye zaten film çekilirken. Afiş. Öyle bir şey yazılıyor da ben hani sizin bu konuda bir bilginiz var mı? Yoktu ama şu anda öğrendiğim için çok memnun oldum. Neden biliyor musunuz? Niye Atla Gel Şaban? Yani atın üstünde gittiğimiz için mi Atla Gel Şaban? Yani iki kelime oyunu mu var yoksa Atla Gel Şaban mı? Aslında olayın özünde at var, ayrı bir şey ama Şaban isminin olması tuhaf çünkü Kemal Sunal oradaki ismi Niyazi. Niyazi. Şaban da değil. Niyazi'ydi evet. Sizin seslendirme çalışmalarınız da var. En böyle spesifik bilinen seslendirme, ben de bunu çok defa paylaştım. Turist Ömer Arabistan'da filminde Sadri Alışık'ı seslendirdi. Evet. Onu neden yaptınız? Bir açıklık getirelim. Çünkü şöyle bir şey var. Bu sizin şahsınızla ilgili bir şey değil ama insanlar Sadri Alışık'ın sesine alışık oldukları için genel tepki şu, hiç olmamış. Uymamış çünkü yani Sadri Alışık'ın şeyi. Evet tabii. Peki, canım. Peki neden böyle bir seslendirmeye ihtiyaç duyuldu? Efendim şimdi bütün performanslar her şey silinmiş, hiçbir şey yok. Yalnız bir şey var, Sadri abimin Allah rahmet eylesin görüntüsü var. Test de yok, senaryo da yok ortalıkta. Çolpan abla. Böyle bir telefon geldi bana. Dediler ki böyle bir şey var. Dedim ya çok zor bir iş o. Yani dublaj yapıyor. O sırada dublaj yapıyorum ama böyle bir şeyle ilk defa karşılaşacağım. Tabii Sadri Alışık'ın vefatından sonra oluyor bu. Tabii. Sadri abim vefatından sonra. Ben Sadri abiyle 13 bölüm dizi de yaptım. Bu şey İstanbul ki Aziz Nesin'in romanından oyunlaştırmış. Ayşe Guru'da filan birlikte oynadık. Biz neyse o bahsi diğer. Sonra dedi
yapar mıyım, yapamaz mıyım? Düşüneyim dedim. Yapamam, biliyorum çok zor bir iş o dedim yani. Yok dedi, o da dedi sizin gibi dedi şey doğaçlamayı çok seven bir abimizdi dedi Sadir abi için. Siz de dedi ağızlara, dudaklara bakarak bu işleri uydururuz. Biz de o sırada Hint filmlerine dublaj yapıyoruz. Tex-Mex yok ama ortalıkta bir senaryo yok. Hint filmlerine dublaj yapıyoruz. Rahmetli Osman Görgen dublaj yönetmeniydi. Kaç para veriyorlar? 10 bin lira dediler. Aa, güzel para. O zaman birdenbire yaparım dedim. Enteresan bir şey. Para kapının her anahtarını açar. 10 bin lira dedi, yaparım dedim. Galatasaray'da bir şeyde, bir stüdyoda biz girdik filan. Sabah 8.30-9'da mı girdik, akşam 12'de çıktım stüdyodan. Bitti, ondan sonra bana böyle telefon geliyor. O konuşan sen miydin? Evet, benim. Kazandım diyor. Elbisesini kazanmışlar. İddiaya girmişler. İddiaya girmişler. Kazan. Böyle bir şeylerle karşılaştım ben. Çok memnun oldum. Neden biliyor musun? Öyle bir şey imza attığım için memnunum. İyi oldu da kötü oldu. Beğenenler oldu, beğenmeyenler oldu. Ama ben Sadir abimin hem karşılıklı oyun oynamak şerefine nail oldum. Hem de sesini seslendir, yani filmde seslendirme için. Bizimkiler dizisine gelecek olursak, Bizimkiler dizisinde sizden yaşı büyük olmasına rağmen Halit Akçatepe'nin babasını oynadın. Halit Akçatepe sizden 7 yaş büyüktü galiba, değil mi? Evet. Şimdi bir gün bir televizyon kanalında çağırdılar bizi Umur abimle birlikte. Allah rahmet eylesin. Ondan sonra ben şimdi konuşuyorum. Umur abim böyle yazdı, şöyle yazdı. Umur Bugay dedi ki, ulan dedi biz sizi de baba olduğu yuturmaya çalışıyoruz. Umur abi filan demedi. O senin oğlun dedi. Ondan sonra efendim biz bir Nazif ve Muvaffak Bey olarak devam ettik. Yelenimi de şey oynadı. Çok sevgili arkadaşım Hikmet Görmükçü oynadı. Böyle bir devam ettik. Biz son 4-5 yıldır galiba katıldık şeye. 90, sonra da 2002'ye kadar. Sonra galiba devam edeceğiz. Yani bizi Umur Bugay, Allah rahmet eylesin, bizi o oyuna devam etti, katıldı. Ve keyifli bir çalışmaydı. Çok keyifliydi. Severek oynadık ve çok iyi bir senaryoydu. Bitene kadar da biz oradaydık yani final son bölümüne kadar oradaydık biz. Sonra Yazlıkçılar girdi. Sonra Komşu komşu dizisinde oynadım. Yine Hikmet Yeni yanımdaydı benim, Hikmetçim. Komşu komşuda Oğlum Adam Olacak. Evet. Var ona. Tabii Oğlum Adam Olacak Bizimkilere katılmanızdan önceydi. Oğlum Adam Olacak Bizimkilerde katılmadan önceydi. Evet. Evet. Bizimkilerle eş zamanlı ilerliyordu. O bambaşka bir diziydi. Yani. Evet. Oğlum Adam Olacak Türk tiyatrosuna ve Türk sinemasına armağan edilmiş bir komplime bir şeydi. Paketti yani. Başyapıt gibi bir havası o vardı. O başkaydı. Onu maalesef, maalesef öyle kötü diziler yayınlandı ve tekrar edildi ki onun tekrar edilmesinde büyük bir fayda var. Buradan duyuruyorum herkese. O diziyi tekrar baştan birinci bölümden 10 bölüm zaten. 10 bölüm oldu. Bir de çok böyle alışık olmadığımız bir yerde bitti. Yani bir seçim sonucu falan gibi bir şey geldi, bitti. Şanssızlıklar oldu, evet. Filan. PR'a düşüktü yani. İyi takdim edilemedi diye. Ama sırası geldiği zaman tekrar bir arşivden çıkarılıp da tekrar oynanmasında Türk Cumhuriyet tarihinde önemli bir adımdır yani. Ama neyse, o sizin bileceğiniz iş, benim şeyim dışında. Bu dizi şu an YouTube'da yayınlanıyor. Fakat çok, dediğim gibi, çok geniş kadrosu olan bir dizi. Bizimkiler sadece Bizimkiler kadrosu değil. Galiba Bugay Yapım'ın o dönem orada oynayan bütün oyuncuların neredeyse harman olduğu bir çok sağlam bir dönem dizisiydi. Şimdi oradaki eleştirel bakış açısını biz tabii Bizimkiler'de de görüyoruz. Şimdi Bizimkiler dizisinde de Muvaffak Hoca cumhuriyetçi bir hocayı oynuyordu. Atatürkçü bir hocayı oynuyordu. Evet. Ve döneme göre de sözleri
hep bu yöndeydi. Hatta oğlu Nazif 29 Ekim törenlerini düzenleyecek. Bari sen düzenliyorsun, bari adam gibi bir tören olsun. İnsanlara Cumhuriyeti unutturuyorlar, siz hatırlatın gibi bir repliği de vardı. Muvaffak Hoca'nın böyle hassasiyetleri onun için tekrarlanamaz. Şimdi bizimkilerde Muvaffak Hoca'nın tabii böyle bir karakteri vardı. Bizimkilerin bu yönünü nasıl buluyorsunuz? Yani nasıl değerlendirirsiniz bunu? Çünkü gerçekten dönemin şartlarına göre hem nalına hem mıhına vuran gayet cesur bir diziydi. Şimdi efendim bu bazı şeyleri hatırlatması için bizim görevimiz. Unutulan şeyler var. Onları hatırlatması için bu bizim bir Türk sanatçısı, layık bir Türk sanatçısı olarak, layık ama bu işlere layık olmak sanatçısı olarak biz bunları hatırlatmamız bizim ana görevimiz. Güldürmek değil amacımız. Eğlenceliyle faydalıyı bir arada sunmak. Şimdi efendim, Umur Bugay o kadar önemli bir sosyolojik yapıya sahip bir diyaloglar yazıyordu ki, bunların bir kısmını da bize bırakıyordu. Diyordu ki, Zeyni sen doğaçlamayı seviyorsun ama başımızı belaya sokmayacak bir cümleler varsa onları da ilave et diyordu. Onun izniyle. Var mıydı böyle sahneleriniz, doğaçlama yaptığınız? Vardı, vardı. Yalçın Yelençe yönetmenimiz, o hemen işaret ederdi bana zaten. Benim ağzımın endazesi yoktur çünkü doğaçlama yaparken. Allah'tan bunlar canlı yayındı, kayıt altına aldığı için ben dikkatli davranırdım. Umur'dan izin alırdık. Bunu böyle Zihni abim bunu ilave etti bile tamam derdik, devam ederdik yani, güzellikler olurdu. Şimdi maalesef, maalesef konuştuklarımızın arasında çok az kaldık biz. Maalesef arkadaşlarımızı şu an kaybettik. Yaşayanlarla da siz şimdi sohbet ediyorsunuz. Bu da beni duygulandırıyor. Memnun da ediyor, duygulandırıyor da. Hepsi tiyatro kökenli oldukları için bizim için de diyaloglarımız çok sıcak geçiyordu. Yani birbirimizin gözünden baktığımız zaman anlıyorduk yani ne diyeceğiz, ne bitecek, o cümleleri nasıl biteceğini anlıyorduk ama böyle gözünün altında Vicky sür de ağlasın, ağlasın şöyle böyle bir yoktu. Bizde duygu çok önemliydi. Duygusal, işte Güler Ökten, hemşire hanımı, doktor hanımı, Sabri Bey, Mehmet Akan. Mehmet abimiz, hepsi tiyatro kökenli insanlardı. Dolayısıyla diyaloglarımız çok sıcak ve samimi geçerdi. Bu da oynasın da, bu da oynasın filan diye bir şey yoktu. Bu oynasın. Entonasyonlar. Bu da oyna, bunu oynasın diye değil. Bu onu rolü oynasın diye rol tevziatı yapılıdır kastı. Bizimkilerden sonra ezber bozuldu. Bizimkilerden sonra şeyde, ben Fener yolunda oturuyorum. Bağdat Caddesi'nde yürüyorum. 40 dakika kadar yürüyüp geliyorum. O sırada bir bey bana dedi ki, aa dedi, Zihni Bey sizi epeydir göremiyoruz dedi. Hangi kanaldasınız dedi. Süveyş kanalındayım dedi. Asabım bozuldu. Yarıma tuz basıyor adam. Arayan soran yok çünkü. Aa. Ya burada dedi yani, burada esprinizi burada patlattınız yani. Ben, hayır dedim. Bu çok büyük bir ironidir dedim bu dedim. Kimse arayıp sormuyor beni. Ayrıca dedim, arayıp sorsalar da ben dedim herkesle dizi yapmıyorum dedim. Türkücüyle mankenle dizi yapmıyorum ben dedim. Aa sen misin bunu söyleyen Zihni Göktay? Aradan 2-2,5 ay geçti, bir telefon geldi bana. Hadi Cennet Mahallesi'ne. Cennet Mahallesi. Tam başroller türkücü ve manken. Türker abi yani kıyamayacağım bir saygı duyuyorum Türk sinemasının duayeni. Yılmaz Ekmekçi Genel Müdürü dedi, Zihni abi dedi böyle böyle bir şey var dedi. Bir Almancı Etem geliyor dedi, Almanya'dan dedi. Görgüsüz dedi, ayının biri dedi.
böyle birini oynayacak mısın dedi. Roman vatandaş dedi. Oynarım dedim. Profesyonel olarak da paraya da ihtiyacım var. Epeydir de aranmamıştı bizimkilerle. Cennet Mahallesi arasında vakit var yani. Epey zaman geçmiş. Evet dedim ama gel işin buzdağının görünmeyen kısmı var. Karşımda kim var? Alişan var. Türkücü. Çağla Şikel var, manken. Hadi bakalım bu taşın altından kalkacağız. Özkan Uğur da şarkıcı. Arabesk değil ama Özkan Uğur da şarkıcıydı. Kim? Özkan Uğur. Özkan. Ahmetli. Özkan daha sonra katıldı aramıza tabii. Ama. Beter Ali. Şimdi diyorum ki set başladık tabii çalışmıyoruz. Ben bir ara sette arkada otururken dedim çocuklar siz bir şey itirafta bulunayım ben dedim. Çağla ile Alişan'ı. Ben böyle bir laf ettim. Kusura bakmayın kulağınıza gelirse dedim beni dedim affedin. Büyük laf ettim dedim. Büyük lokma yani ekmek tuz çevirip sadaka verip dedim kendimi affettireceğim Cenab-ı Hakk'a karşı dedim. Yok dedi. Çağla dedi ki ben 11 sene bale mezunuyum dedi. Alişan dedi ben Türk Sanat Müziği Konservatuvar mezunuyum dedi. Sen sadakayı başkalarına böyle bir şeyler atlattık ya ama benim ağzımın endazesi yoktur. Bazen patavatsızlık yaparım. Şu veya bu şekilde sosyolojik olarak gerçi ama eşim benim her zaman ABS frenim olmuştur rahmetli eşim. Ben böyle bir şey yaptığım zaman diziyle beni dürterdi. Aman Allah aşkına ne olur filan. Şimdi bizimkiler dizisiyle alakalı şunu soracağım. Çevrenizdeki insanlardan da gözlemlediğiniz kadarıyla evet. Ya da halktan gelen tepkiler. İnsanlar bizimkileri niye izliyordu? Aile. Ne sunuyordu insanlara? Aile yapısı. Şimdi sabahtan akşama kadar sabah programları dahil olmak üzere şey var. Kadına şiddet, kadın hakları, şudur, budur, magazinsel bir sürü program yapılıyor. Prime Time'da haberler bittikten sonra ilk dizi başlar başlamaz ilk dövülen kadın. Karı koca metres ilişkileri var filan. Bizim halkımız başkalarının aile hayatıyla çok bayılırlar. Kim ayrılmış, kim kimi bilmem ne yapmış, nasıl olmuş filan bayılırlar. Ben bunlara karşı ben dizi yapmıyorum senelerdir. Neden yapmıyorum? Bu sebepten yapmıyorum. Paraya ihtiyacım var mı? Olabilir. Ben çocuklarımla ilgileniyorum. Bir oğlum var, bir kızım var. Onların zor zamanlarında yetişebiliyorum. Yani ne mutlu. Ama paraya ihtiyacım var diye ister istemez her şeyi, her tuz gösterene hıyarı benden diye koşmuyorum. Affedersiniz. Tabirimi hazır görün. Ama dizilerde şey var. Rütük denen bir olay var ya, rütük. Rütük yalnız bizim Kemal'le yaldığımız filmlerdeki olan diye küfürler var ya onu kesiyorlar. Ama aslında bakmaları gereken bir şey var. Aile yapısını zedeleyecek olan senaryolara çizgi çekmeleri lazım. Bu sansür değil. Türk ailesi mahvoldu gitti, bitti. Aile yapısı, anne, baba, dede, işte birlikte teyze, hala birlikte oturup konuşmuyor. Herkesin elinde şu baş parmaklar var. Oraya bakıyorlar. Ondan sonra efendim aile yapısı bitti. Geçen gün biri dedi ki, Zihin Bey dedi, galiba dedi sizin meslek de yavaş yavaş hapı yutuyor galiba dedi. Nasıl yani dedim, şey var dedi, yapay zeka. Yapay zeka diye bir şey. O hapı yutmaz dedim. Dionysos'tan, şarap çenliğinden bu yana dedim, tiyatro var. Hep var olacak. 2500 yıldır. Şimdiki amfiteyatrolar bakın 10.000 kişilik dedim. Şimdi tiyatro 600 kişilik dedim. Demek o zaman seyirci varmış dedim. Arz ve talep meselesi yani de yapıyor. Tiyatro bitmez dedim. Trenskoç çıktı dedim. Yağmurluk çıktı. Şemsiye hala var dedim. Lens çıktı, gözlük var, hala var gözlük takıyoruz dedim. Yani demek ki dedim yani bitmeyecek bir meslek dedim. Dünyanın en eski mesleği dedim tiyatrodur.
dünyanın en eski mesleği değil. Dünyanın en eski mesleği şimdiden söylemekten çekinirim ben. Fahişelik. Onun için ben dünyanın en eski mesleklerinden biri de tiyatro. Bitmez dedim. Biz oynuyoruz, devam ediyoruz. Hayatta olduğumuz müddetçe biz dedim oynayacağız dedim. Seyircimizi bekliyoruz dedim. Evet. Bu biraz genel bir tabir. Yapay zeka ile ilgili işte evet. Şey bitecek falan diye de yapay zekanın da biraz daha gelişmesi lazım. Ben size şeyi soracaktım. Şimdi dediniz ya aile falan dediniz ya. Evet. Bizimkilerde iyi diyebileceğimiz karakterler tamamen iyi değildi. Kötü diyebileceğimiz karakterler de tamamen kötü değildi. Kötünün içerisinde, iyinin içerisinde kötü muhakkak çıkıyordu ortaya. Her evet. bölüm olmasa bile işte birkaç bölümde bir o kişinin iyiliği ve kötülüğü çıkıyordu ortaya. Ben Muvaffak Hoca açısından söylüyorum. Hiç senaryo ekibine dediniz mi? Ya Muvaffak Hoca bir kere şu Sabri Bey'e bir yumruk geçirsin diye içinizden geçirdiniz mi? Ha, o evet, yani ben o dizide izlerken vardı şiddet yok değil hani bu çok belirgin bir şiddet yok. Yok. Hani sözlü vardı. İşte Davut Usta'nın böyle bir iki tokat falan ya da şey vur ensesi evet. ama Sabri Bey belli bir yerden sonra Şiraze'yi kaydırmıştı. Yani silahla falan çıkıyordu insan avlamaya falan. Evet. Hiç Muvaffak Hoca'nın içinden geçmiş midir acaba şu Sabri'ye bir tokat atayım ya da bir yumruk atayım diye? Geçti. Göğüs göğüse geldiğimiz zamanlar oldu. Fakat hep şey olduk yani, Yalçın öyle şeylere umurda müsaade etmezdi zaten. Hep geri çekildik. Apartman boşluklarında karşılaştığımız zaman şeylerimiz oldu. Şiddete yakın konuşmalarımız oldu. Hı hı. Ama aile hayatını, mesela ben en son filminde, Oregon diye bir filmde Nevra ile birlikte, Serezli ile birlikte karı koca oynadık biz. Orada da aksi bir adam oynuyordum ben. Yani emekli bir albay. Apartmanın her şeyine karışmış. Sabri Bey gibi birisiydi. Ama bizimkiler de böyle bir şeye karşılaşmadık. Yani müsaade etmezlerdi, etmedilerdi. İyi de oldu. Çünkü insanlar apartmana çok geç ulaştılar Türkiye'de. Bir gün ben bir kasap dükkanındaydım, alışveriş yapıyordum işte. Bir bey bana dedi ki, ya bir emekli subay yahut da bir bürokrattı. Sini Bey dedi, apartmanı kim buldu dedi bana. Vallahi dedim, beyim bilmiyorum ama dedim yani. Meraklı, o sırada kasapta bekleyenler vardı. Vallahi meraklandırmayın beni dedim. Dışarı çıkalım da bana söyleyin kim buldu. Apartmanı dedi Amerikalılar buldu dedi. Nasıl yani dedim. Zenciler dedi ayak altında dolaşmasınlar diye apartmanı bir araya topladılar dedi. Amerikalılar kendileri bahçeli tek katlı yerlerde dedi. Civarda banliyöde otururlardı dedi. Posta kutusu vardı, köpek kulübesi vardı filan. Apartmanı zenciler dedi ayak altında dolaşmasınlar bir araya toplamak için apartmanı buldular dedi. Dur düşündüm doğru dedim. Sizin Lüküs Hayat oyununun şarkısında da geçiyordu galiba. Şişli'de bir apartman diye. Yoksa eğer halin yaman. Evet orada şey var bir apartman dairesinde belli bir zaman sonra artık apartman dairesinde oturmak bir statü göstergesi olarak algılandı galiba evet. Türkiye'de. Evet. Müstakil evden apartman dairesine geçmek. Evet. Şimdi Nazım Hikmet'in kimse bilmediği bir şey vardır. Refik Erduran abimiz, Allah rahmet eylesin, 141-142 varken o zaman maddi olarak komünizmle ilgili. Onun dediği bir gün o kalktı, 141-142 kalktı. Biz de Nazım Hikmet'in adını şeyde geçiriyorduk, oyunda. O ne zaman kalktı, bir hatırlıyor musunuz? 90'lı yıllardı, 92-93 falan olabilir bilmiyorum ama yani tam hatırlamıyorum ama Refik abi rahmetli bize dedi ki artık dedi prologda ön sahnede Suna ablamla Allah sağlık versin Atacan Ersever şükür sözlerin bazıları Nazım Hikmet'e aittir diye söylüyorlardı. Sonra ona söylemiyorlar dedik kaldırdık.
bu şarkı sözlerinden bazıları Nazım Hikmet'e aittir diye direkt seyirciye söyledik. Alkış kıyamet tabii. Şimdi Şişli'de bir apartmanda da büyük bir sınıf çatışması vardır. Yoksa eğer halin yaman, nikah gibi mobilyalar, duvarda yağlı boyalar, iki tane otomobil, biri açık biri değil, aşçı uçak hizmetçiler dolu, mutfak dolu kiler. Bunlar bir tarafta Çeşme Meydanlı Rıza var, Zonguldaklı, bir tarafta da şey var, Şişli'de bir apartman. O zaman Şişli'de bir apartmandı. Şimdi Şişli'de değil, apartman Sarıyer'de apartman yani. Genişli 1933'lü yıllardan bahsediyorum ama biz bunu deşifre ettik. Bunu bana başta gizli olarak Cemal Reşit Rey İstanbul Radyosu'nun tiyatro şubesinin odasında, tiyatro şube müdürü Selahattin Küçük Bey'in odasında Kasım ayının 24 Kasım'da dedi ki böyle böyle dedi. Mon şarkı dedi, böyle böyle bir şey vardı, kimse bilmez ama siz bilmeyin, siz saklayın dedi. Şarkı sözlerine bir sürü izleyici şeye aitti. Cemal Bey'in taklidini yapıyorum şimdi. Bu dedi Nazım Hikmet'e aittir dedi. Nasıl dedim hocam dedim. Benim biraderim dedi. 1932 senesinde dedi 10. yıl Mars'ının güftelerini yazarken dedi. Ben de dedi 10. yıl Mars'ını besteliyorum o zaman dedi. Ama yetiştiremiyoruz dedi. Hem Mars'ı yetiştireceğim ben notalarla meşgulüm. Biraderim dedi güfteyle şey iştigal ediyor dedi. Ne yapalım ne edelim derken Muhsin Ertuğrul şey demiş. Nazım'dan demiş bir yardım alalım demiş bu konuda. Nazım Hikmet nerede? Karşıda Muhsin Ertuğrul Tepebaşı Tiyatrosu'nun karşısında büyük Londra Oteli vardır köşede. Nazım'dan demiş yardım edelim. Nazım Hikmet'le şeyde Muhsin Ertuğrul da iyi dostlar. Nazım'ı çağırıyor, Nazım Hikmet'i çağırıyor Muhsin Ertuğrul. O sırada aynı otelde otele borcu olan bir kişi daha var. Ferdi Tayfur. Hangi Ferdi Tayfur ama? Adalet Cimcoz'un abisi. Adalet Cimcoz. Ferdi Tayfur neyse herkes. O tip paylaşımlarda hep herkes Ferdi Baba ne zaman seslendirme yaptı falan diyor. Arabesk sanatçılarına yani, baba diye seslendiriyor. Duymuş ki Horasan Dağlı dokunan ama eninin ve oyunun onun farkında değil. Söyle. Muhsin Bey çağırıyor Nazım Hikmet'i. Diyor ki böyle böyle diyor Nazım diyor bir şey ihtiyacımız var bana yardım ederim diyor. Şarkı sözleri hepsi Nazım Hikmet'e aittir. Çünkü oradaki o Nazım Hikmet'in üslubuyla veya Şişli'de bir apartman, biri açık bir yaman. O Nazım Hikmet'in sosyolojik yapısını gösteren bir şey. Neyse. Yalnız diyor ki Nazım Hikmet ben diyor buradan diyor 40 para almam diyor. Muhsin Bey de emeğe büyük saygısı olan bir insan. Ben para vereceğim diyor. Muhsin Bey'in hali vakti yerindeydi. Ben dedi 75 lira para verdi. Cemal Reçeteli'yle ağzından anlatıyorum. 75 lira para verdi. Afişte ismimi yahut da herhangi bir şekilde program dairesinde ismimi Nazım Hikmet diye geçirmeyin dedi. İsmim 9'a inmez 8'e dedi. Ben dedi ki de birbirinin şubeye gidiyorum dedi. Komünizmden şey veriyorum, hesap veriyorum dedim. Peki dedi. 75 lira makbuzsuz ve hiçbir şekilde dekontsuz bir şekilde 75 lira Nazım Hikmet Muhsin Bey'in parasını alıyor. Yani lüks hayatın hikayesi böyle. 1984 yılında Zihni Gökdaya, Gencay Gür'ün ve Halyon Dormen ustamızın sayesinde biraz da benim isteğim doğrultusunda o rol bana geldi ve ben oynadım. Kaç yıl oynadınız? 28 yıl. 28 yıl. Benim etrafımda 114 kişi değişti. Ben bıkmadan oynadım. Kısık ateşte, benim tabirimle kısık ateşte altını yakmadan o aynı rolü oynadım. Size ben şeyi soracağım. Şimdilerde şunu oynuyorum dediniz de 2000
14'tü galiba ya da 15. Ulan İstanbul dizisi. Evet. Servet abi. Canlı Servet abi. Severek oynadım. İşte o rolün sizdeki yerini merak ediyorum. Şu hala internette sürekli paylaşılıyor. Paylaşılıyor. Üzücü olan nokta şu, bilenler var isminizi, genellikle bilmeyenler şöyle yazıyorlar. Servet adam amca. Çok güzel konuşmuş. Kim olduğunuzu biliyor musunuz bu oyuncu? Yazanlar çok fazla. Servet abi rolünün sizdeki yerini biraz anlatabilir misiniz? Uğraş Güneş. Çok değerli bir kardeşim, evladım benim. Çok sevdim. Onu yazdı. Haftada bir bölüm, 3-4 sayfalık bir şey yazıyordu pencereden konuşan Servet amca için. Bazen yetiştiremediği zamanlar oluyordu. Zihni baba dedi, bazı yerlerde dedi sıkıntıya düştüğüm yerler olabilir ama sen dedi başımı belaya sokmayacak bir takım doğaçlamalar yaparsan dedi. En çok paylaşılanlardan biri Metin Oktay. Evet. Jübilesini anlatmıştım. Lefter Küçük Andoniadis, evet. Lefter Turgay Şeren. Türk futbol adabının ve şeyin seyirci adabının üslup içinde cereyan ettiği cümleler vardı orada. Onları dillendirmeye çalıştım. Bazılarına gönderme olsun diye. Ama oldu olmadı bilmiyorum. Servet amca, merak ettim ben. 40 bölüm oynadım. Zaten oyunun şeyin dizinin tamamı 40 bölümdü. Herkes 39 bölüm oynadı. Ben 40. ile oynadım, öyle bitirdik. Bu adam kim dedim. Hep konuşuyor. Neci olduğu belli değil. Arkada karısı var mı? Hep arkaya sesleniyor falan. Böyle bir bekar mı, dul mu, karısı ölmüş mü? Sonra inceledim. Altyapıyı falan uğraştım. Metni şey yaptım. Nedir, kimdir, nasıl bir insanı canlandırıyorum ben? Meğerse adam hayali karagöz oynatıcısıymış. Servet amca. Buradan gönderdiğim bir takım cümleler vardır. Çok insan hissedar olmuştur bu söylediklerimden. Ama bu söylediklerimin çoğu hoşlarına gidiyordu bazı insanların. Alıp kullandılar ve bana caddede yürüyüş yaparken de Allah aşkına şu evliliği anlatsana. Allah aşkına şu Fener Turgay Şeren Küçük Andoniadis Turgay Şeren şeyini anlatsana, futbol şeref stadını anlatsana diye çağırıyorlar. Bu da beni memnun ediyor. Neden memnun? Demek ki eğlenceliyle faydalıyı bir arada sunmuşum. Bir yerlere bir yerlere gitmiş ki onlardan cevap gelmiş. O da bir İstanbul beyefendisiydi aslında. İstanbul beyefendisi. Şimdi sizin eski yaşadığınız İstanbul ile dizilerde oynadığınız, dizilerdeki süreçteki o yaşatılan İstanbul ve sizin şu anki İstanbul arasında fark nedir? Komşuluk bitti. Herkesin birbirine ölüsüne ağlayıp dirisine güldüğü şeyler bitti. İstanbul 200 bin kişiyken şimdi oldu 20 milyon kişi. İnsanların birbirine saygı duyduğu İstanbul bitti. Bu çok önemli bir şey, komşuluk ilişkisi İstanbul'da. Birinden biri de bir yemek koktuğu zaman o bir aileye bir tabak koktu diye göz hakkı, kulak hakkı, burun hakkı neyse verilirdi. Yani bazı şeyler unutuldu. Arada bir bile hatırlanması yarar var. Bazı şeyler kayboldu. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Katıldığınız için, bizi kırmadığınız için. Estağfurullah. Çok güzel bir söyleşi oldu. Başlarda heyecanlıydım. Ortalarda heyecan gitti. Alıştım. Sağ ol, eksik olma. Sağ ol. Çok güzel konulara değindik. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bizimkiler dizinin oyuncularıyla yaptığımız röportajlarda bu hafta Zihni Göktay'la, Muvaffak Hoca'yla beraberdik. Bir sonraki röportajda görüşmek üzere. Herkese hayırlı günler. Hoşçakalın.